Herkese selamlar. Bugün rotamız Bodrum. 170 kilometrelik bir sürüşün ardından Bodrum'a ulaşacağım. İstanbul'dan başladı yolculuğum. İzmir, Aydın, Akyaka, Marmaris derken Datça'ya kadar uzanan rotamda sıradaki durağım Bodrum. Çıktığım Ege turunda yol arkadaşım SYM JetX125. JetX'le yollarımız Honda Dio'dan sonra yaklaşık 3 ay önce kesişti ve beraber 3000 kilometreyi geçmek üzereyiz. Bu zamana kadar yol arkadaşım bana 2.8 yakıt ortalamasıyla eşlik ediyor. 125 cc olmasına rağmen benim için yeterli performans gösteriyor. Benim ortalama seyir süratim 90-95-100 olduğu için bunu da fazlasıyla karşılıyor. Her geçen kilometrelerde de performansı artıyor. Düz yolda artık 115'leri rahatlıkla görmeye başladım. 120 işte zaten kesiciye giriyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. İlk başlarda 3-3,5 litrelerde dolanıyordu. Şimdi artık 2,8'lere kadar düştü. Aslında Marmaris'in ardından Fethiye'ye geçiş yapacaktım. Fakat JetX'in 3000 bakımı yaklaştığı için rotamda durumda ufak bir değişiklik yaparak Bodrum'a çevirdim. Bakım için kurumsal bir yeri tercih etmek istedim. İstanbul'da motoru satın aldım. Bayi Bodrum'da bir şube açınca riske girmek istemedim. Bakımı orada yaptırmak istedim. Marmaris ve Fethiye'de de servisler var ama içime sinmesini istedim. Risk almak istemedim. Buradaki servisler iyidir veya kötüdür bilemem. Sadece risk almak istemedim. Bodrum'un benim için ayrı bir yeri var. Hayatımda ilk maaşımı tam 17 yıl önce burada kazanmıştım. Bir zamanlar buraya gelebilmek için, burada çalışabilmek için bilet paramı borç olarak alıp gelmiştim. Şimdi bu yere motosikletimle gelmek başka bir duygu. Bodrum çok enteresan bir yer. Burada ne var diyorsunuz ama ayrılınca insanın içine tuhaf bir duygu kaplıyor. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilemem ama Halikarnas balıkçısının da dediği gibi geldiğin gibi gideceksin. Sanma ki geldiğin gibi gideceksin. Aklın burada kalacak gibisinden bir sözü vardı. Bodrum'un girişinde bu yazı karşılıyor bizi. Varış yaptığımda da size mutlaka burayı göstereceğim. Ege bölgesinde tur yapmak, gezmek isteyen arkadaşlarımız için bence en iyi tarihler Nisan, Mayıs veya Eylül sonu Ekim ayları. Diğer zamanlarda, yani daha doğrusu yazın Haziran, Temmuz, Ağustos hatta Eylül'ün ilk iki haftasında hem çok kalabalık oluyor, bütün yerler dolup taşıyor, fiyatlar da bir hayli artıyor. Benim gibi düşük bütçeli gezginler için bu tarihler daha iyi. Hemen hemen bu tatil yörelerinin çoğunda belediyelerin kafeleri, restoranları ve sosyal tesisleri var. Yeme içme ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Fiyatlar oldukça uygun. Aynı şekilde zincir marketlerinde tamamı var. Buradan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yerel yerler fiyat olarak biraz yüksek olabiliyor. Elimdeki imkanlar bu motosiklete yetiyor. Bu 125 cc'lik JetX'e. Ben de isterim daha güçlü bir motosikletle seyretmek. Ne bileyim bir NC750 ile, Transalp'le, Honda Hornet'lerle, X-Max'lerle ama Forza'larla, hatta Forza'nın 750'si de var. Ama bütçem buna el veriyor. En iyi şekilde bu motordan yararlanmaya çalışıyorum. Onun için hani o motorla yola mı çıkılır, bu motorla yola mı çıkılır diyenlere kulak asmayın. Sahip olduğunuz motor en iyi motordur. Benim fikrim bu. Bodrum'un girişinde görüşmek üzere.
170 kilometrelik sürüşün ardından Bodrum'a ulaştık. İşte size o bahsettiğim meşhur yazıyı göstereyim. Merhaba, yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını Bodrum'a bırakıp gittiler diyor Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Karaağaçlı. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, yolculuk varılacak yerden daha değerlidir. Hayatta her anı, her kilometreyi dolu dolu yaşamak gerekiyor. Tekrar yok çünkü. Siz de yola çıkmaktan korkmayın. Amacınız varacağınız yere bir an önce varmak olmasın. Rota yapın, gezerek gidin. Hayallerinizin peşinden gidin. Yolculuğun tadını çıkartın. Yeni uzun yol sürüşlerinde, yeni rotalarda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Yolda kalın, hoşça kalın.